Merhaba arkadaşlar. Pratik Fizik kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, AYT fizik konularını anlatmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Newton'un hareket yasaları. Evet, Newton'un 3 tane tem 3 tane yasası vardır. Birinci yasamız tabii ki eylemsizlik yasası. Eylemsizlik yasası nedir? Eylemsizlik yasası bir cismin eylemini koruma durumudur. Bir cisim nasıl durumunu korur? Şöyle diyeceğiz. Eğer bir cismi etkiden bileşke kuvvet sıfır ise cisim ya durur ya da sabit hızlı hareket eder diyeceğiz. Bunu şöyle yorumlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi burada e, bu cismin üzerinde iki tane kuvvet varsa bu kuvvetlerin bileşkesi nedir? Bu kuvvetlerin bileşkesi sıfırdır. Eğer bileşkesi sıfırsa ve cismin hızı yoksa cisim ne yapacak? Durumunu koruyacak. Yani durmaya devam edecek. Eğer yine gördüğünüz gibi burada cisim üzerindeki net kuvvet yine sıfırsa ama cismin üzerinde bir herhangi bir hız varsa cisim ne yapar? Bu hızını korur. Yani sabit hızlı gider. O zaman burada bilmemiz gereken net kuvvet sıfırsa cismin durması, yine net kuvvet sıfırsa cismin hızı varsa hızını koruma eylemidir. Şimdi bunu bir soru üzerine görelim. Gördüğünüz gibi K ve L cismini sürtülmesiz bir ortamda F kuvveti hareket ettirdiği zaman hareket esnasındayken ip kesilirse K ve L için durum ne olur diyelim. Şimdi burada cismin sonuçta F kuvveti etkisiyle ne yapıyor? Cisme mutlaka bir hız oluştuğunu görüyoruz. Bir ivme oluşuyor. Bu hareket başladıktan sonra cisim arasındaki cisim arasındaki bu ipi kesersek ne olur? O zaman K cismi üzerindeki sonuçta V hızı kalacak ama cisim üzerindeki net kuvvet oluşmayacak. Yani sıfır olacak. O zaman burada ne olacak? Cisim tabii ki hızını değiştirmeyecek. Yani sabit hızla gidecek. O zaman burada net kuvvet sıfır olduğu zaman K cismi de ip koptuğu için burada K cisminin hızını değiştirme durumu oluşmayacak. Ancak sonuçta L cismini çeken hala bir kuvvet olduğu için net kuvvet buradan sıfırdan farklı olduğu için cisim ne yapar burada? bir hızlanma hareketine devam etmiş olur. O zaman bizim, burada bizim bilmemiz gereken en önemli ayrıntı nedir? Eğer cisim üzerindeki net kuvvet sıfır olsa bile cismin durmayacağı yani hızına devam edeceğini hızı ne artıracak ne azaltacak. Ancak burada cisim üzerine kuvvet varsa cisim hızlanmayı ne yapar? Devam eder deriz. Evet şimdi devam edelim arkadaşlar. Şimdi temel ikinci yasamız nedir? Temel ikinci yasamız şunu anlatır. Dinamiğin temel yasası olarak geçer. Temel yasa şudur arkadaşlar. Eğer bir cisim üzerine bir kuvvet etkederse cismin hızı ya artar ya da azalar. Artması azalması nedir? Eğer cisme hareket yönünde bir kuvvet etki ediyorsa ne yapar? Hızlanır. Eğer hareketin tersi yönünde bir cisim etki, kuvvet etki ediyorsa cisim ne yapar? Yavaşlar. Onun için bileşik kuvvet sıfırdan farklı farklı fa, farklıysa arkadaşlar cismi mutlaka bir iğmesi vardır. İğmesinin büyüklüğü burada arkadaşlar kuvvetli orantı. Onun için ne diyeceğiz burada? Burada meşhur formumuz F EMA MA diyeceğiz. F burada nedir? F cismi etkiden burada kuvvettir. M burada kütledir. A ise cismin hareket ivmesidir. O zaman burada cismi etkiden yani cismi hareket ettiren net kuvvet M toplam çarpı A şeklinde ne yapacağız arkadaşlar? Bu şekilde yazmamız lazım. Şimdi burada tabii ki hareketi sağlayan kuvvetler niyet kuvvetlerdir. Hareketi sağlayan niyet kuvvetler neler olabilir dediğimiz zaman şöyle tek tek gösterelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi bu hareket sağlayan bir kuvvettir. Bu tarafta cismin hareketini sağlayan bu kuvvettir. Ama sürtünme yoksa şu harekete ne yapmaz? Dik kuvvet harekete bir katkısı olmaz. Ancak arkadaşlar şöyle yandan bir kuvvet varsa o zaman bu kuvvetin neyi vardı? Tabii ki bileşen vardı. Bu tarafa doğru bir bileşen olduğu için bu hareketi katkısı. O zaman ne diyeceğiz? Bu cismin hareketi bir katkısı var. Bu kuvvetin hareketi katkısı var. Bunun hareketi katkısı var. Bunun yatay ekseni ama dik kuvvet ne yapmıyor? Harekete bir katkısı olmadığını görüyoruz. Şimdi gelelim en önemli yasamızda bir tanesi etki tepki yasası. Şimdi etki tepki yasası nedir? Herhangi bir yüzeye dik olarak kuvvet uyguladığımızdaki kuvveti etki diyoruz. Yüzeyin bize uyguladığı dik kuvveti de tepki diyoruz. Etki tepki kuvvetleri her zaman birbirine eşit büyüklükte fakat zıt yöndedir arkadaşlar. Bunu özellikle süpürmemiz lazım. Yani her etkinin mutlaka bir tepkisi olmak zorundadır. Şimdi burada etki tepkileri tek tek gösterdiğimiz zaman gördüğünüz gibi burada cismin neyi var arkadaşlar? Aşağı doğru bir mg ağırlığı var. O zaman buradaki tepki kuvvetini yukarı doğru da Buradaki tepki kuvveti nedir? mg eşittir. Şimdi burada yine aşağı cismin ağırlığı var. Bunun tepki kuvveti tarafında tepki yüzeyden yukarı doğrudur. O zaman buradaki tepki kuvvetini yazarsak nasıl yazarız? Mg artı F yazar. Çünkü hem Mg baskı yapmıştır yere hem F baskı yapmıştır. Buradaki gösterdiğimiz zaman tepki kuvveti her zaman zeminden yukarıdır. O zaman burada arkadaşlar Mg aşağıya F yukarıysa F tepki azaltır. O zaman buradaki tepkisini yazarsak Mg eksi F şeklinde yazarız. Şimdi burada nasıl gösteririz? Mg böyleyse Burada iki kolu vardır. Bir bu tarafa kolu vardır. Bir de bu tarafa kolu vardır arkadaşlar. O zaman kollarını yazdığımız zaman bunu mg dersek burası açı alfa olduğu için şurası mg kosinüs alfadır. Burası nedir? mg sinüs alfadır. Bu tepkiyi hangisi oluşturur? Tepki yüzeye etkeden bir kuvvettir. O zaman bunun tepkisini şöyle göstereceğiz. Tepki burada nedir arkadaşlar? Tepki burada mg kosinüs alfa diye yazacağız. Şimdi burada yine ağırlık aşağı olsun. Tepki yüzeyden karşılık oluşan dik kuvvettir. O zaman tepkiyi gösterirsek tepki budur arkadaşlar. O zaman tepki her zaman ağırlık olmuyor. Dik kuvvetin karşılığı. O zaman bu tepki nedir arkadaşlar? F şeklinde ne yapmış olacağız? Söylemiş olacağız. Demek ki burada tepki yüzey kuvvet dik olduğu için burada mg oldu. mg ile f aynı yönde olduğu için mg artı f oldu. mg ile arkadaşlar f bu tepki azalttığı için mg eksi f oldu. Burada ise arkadaşlar kosinüs ekseni ne yaptı arkadaşlar? Burada tepki kuvveti oluşturdu. Yüzey etkeden dik kuvvet f olduğu için burada tepki kuvveti de f olmuş oldu diyoruz. Başka şekilde nasıl gösterebiliriz arkadaşlar? Bir de şöyle gösterelim. Şimdi şurada şöyle bir tane cismimiz olsun. Bunun yanında hemen arkadaşlar bir tane daha cismimiz varsayalım. Şu şekilde olsun. Şimdi şöyle iki tane sistem olsun arkadaşlar. Buradan böyle bir F kuvvetli ettiğimiz zaman bu K cismimiz bu da L cismimiz olsun. Burada ne olur arkadaşlar? Şimdi burada ben F ile K ettiğim zaman K de L'yi itmiş oluyor. L de K'ya ne yapmış oluyor? Bir tepki uygulamış oluyor. O zaman ben bu kuvvete T kuvveti dersem buna ne hani etkisi -T diyeceğim. Buradaki T kuvveti K'nın L'ye nedir? Etkisidir. Ama L de K'ya ne yapar burada? Tepki uygular. Onun için etki tepkiye nedir arkadaşlar? Eşit olmuş deriz. Evet şimdi etki tepki kuvveti sadece birbirine temas eden cisimler arasında oluşmaz. Birbirine temas etmeyen kuvvetler arasında etki tepki kuvveti vardır. Gördüğünüz gibi iki tane mıknatıs yan yana olduğu zaman aynı kutuplar birbirlerine ne yapıyorlardı? Bu bunu bu tarafa iterken bu da bunu bu tarafa itiyor. Bu bunu f'le iterken bu da bunu eksi f itiyor. O zaman arkadaşlar biri etki kabul edersek o zaman biri ne yapacağız? Tepki kabul etmiş olacağız. Aynı şekilde arkadaşlar iki tane mıknatıs, zıt kutuklu mıknatıslar birbirlerine yapar, çekerler. Bu bunu f ile çekerken bu da eksi f ile çeker. O zaman biri etki, biri tepkidir. Aynı şekilde gezegenlerin birbirine uyguladığı kuvvetler de etki tepki örnektir. O zaman bu gezegen bunu f ile çekerken bu da bunu eksi f ile çeker. Bunlar da etki tepki mantığı olacak. Yüklü cisimler arasındaki oluşan kuvvetler de nedir? Burada etki tepkidir. Bu bunu f ile çekerken bu da bunu eksi f ile çeker. Aynı şekilde bunlar aynı kutuplar birbirini ne yaparak ittikleri için o zaman bu da etki tepkidir. O zaman burada ne dememiz lazım? Birbirine temas etmeyen sadece yani temas edenler arasında etki tepki değil. Temas etmeyen kuvvetler arasında bir etki tepki vardır. Burada o zaman mıknatıslar, mıknatıslar arasındaki oluşan kuvvetler etki tepkidir. Gezegenler arasındaki çekim kuvveti etki tepkidir. Yüklü cisimler arasındaki itme ya da çekme kuvveti de etki tepki prensibi olarak ne yapmış olacağız? Söylemiş olacağız ve etki tepki eşittir. Fakat etki tepki eşittir ama vektör olarak eşittir fakat ters yönlüdür diyeceğiz arkadaşlar. Ama büyüklük olarak nedir? Her zaman matematiksel olarak etki kuvveti, tepki kuvveti birbirine eşit olmak zorundadır diyeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi gelelim arkadaşlar sorularımızı çözmeye. Sorularımız şöyle. Demiş ki kütleleri 2M, 3M, 4M olan X, Y, Z cisimlerine sırasıyla Büyüklükleri 3F, 4F ve 5F olan kuvvetler uygulanıyor. Bu kuvvetlerin iğmelerinin cismin iğmelerin AX, AY, AZ arasında nasıl bir ilişki vardır? Sürtünme önemsizdir. Şimdi burada arkadaşlar bizim meşhur formumuz neydi? F eşittir M çarpı A değil miydi? O zaman tek tek bulalım arkadaşlar. Burada cisme cismi etkiden kuvvet birincisi ne kadar? 3F kütlemiz 2M o zaman imesi ax olsun. O zaman ax'i yazarken burada nasıl yazarız? 3f bölü 2m şeklinde yazarız. O zaman ikincisini yazaralım. İkincisinde çeken kuvvet 4 f Kütlemiz 3m. İmemiz AY diyelim. İmemiz ne oldu? AY. 4f bölü 3m şeklinde yazarız. Buradakini yazarsak arkadaşlar yine kuvvetimiz 5f. Kütlemiz 4m az yazarsak az ne olur burada? 5f bölü 4m şeklinde ne yapar arkadaşlar? Sıralamış olur. O zaman bunların sıralamasını yaptığımız zaman burası bu kadar. Burası arkadaşlar ne oldu? Bunu böyle bulduk. Bunu da bu şekilde bulmuş olduk. En büyük kuvvetimiz hangisi diye sıraladığımız zaman bu 3 bölü 2, 4 bölü 3, 5 bölü 4. En büyük hangisidir? Tabii ki ax'tir. 4 bölü 3 mü? 5 bölü 4 mü arkadaşlar? Bu 1.33'e karşılık geleceksin. Sonra ay olur. 5 bölü 4 de 1.25'e karşılık gelir arkadaşlar. Bu da az şeklinde olmuş olur. Evet geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Sürtümünün önemsenmede şekillik düzenek serbest bırakılıyor. Buna göre cisimlerin iğmesinin büyüklüğü kaç metre bir saniye karedir? e, ipteki girme kuvveti T'nin büyüklüğü kaç Newton? Şimdi arkadaşlar sorumuza şöyle başlamamız lazım. İlk yapacağımız hareket kuvvetlerin yönünü göstermekle başlamamız gerekiyor. O zaman burada aşağı doğru kuvvetimiz 70 Newtonluk bir ağırlığımız var. Burada aşağı doğru 30 Newton'luk kuvvetimiz var. Burada tabii ki kuvvetlerin yönünü özellikle göstermemiz lazım. Buradaki ip kuvveti ne yapar? Bunu yukarı doğru çeker. Bu ip de bunu ne yapar? Yukarı doğru çeker. O zaman bu ip gerilen her biri nedir arkadaşlar? T'dir. Şimdi olayı şöyle başlayalım. Öncelikle arkadaşlar ilmemizi bulalım. İlmemizi nasıl buluruz? F net eşittir. M toplam çarpı A şeklinde bulmaz mıyız? 70 Newton, 30 Newton'dan büyük olduğu için hareket ne tarafa Tabii ki büyü yönlüdür. O zaman hemen işlemimizi yapalım. 70 eksi 30 toplam kütlemiz 3 birinden geldi. 7 birinden geldi çarpı A diyelim. O zaman 40 eşittir 10 çarpı A dersek A'mız kaç geldi? 4 metre bölü saniye kare olarak bulmuş oluruz. Şimdi burada her bir cisim üzerindeki Denklemi ayrı ayrı yazabiliriz. Burada arkadaşlar burası için bir denklem yazarsak o zaman 7 kilogram için. Şimdi burası 70 N olduğunu biliyoruz. İp kelimesi yukarıya. Yine burada F net eşittir. M burada yazabiliriz. Burada hareketin ne tarafı? Hareket büyük tarafı olduğu için. Çünkü bu ok sağ tarafa yani saat yönünde olduğu için o zaman hareket yönümüzün aşağı olduğunu biliyoruz. Aşağı olması o zaman 70'in T'den ne olduğu anlamı çıkarır? Büyük olduğu anlamı çıkarır. O zaman burada 70 eksi T yazmamız lazım kütlemiz ne kadar 7? Burada A'mız 4 olduğu için 70 eksi T eşitleri 28. Buradan 70'ten 28 çıkarsak kaç kalır arkadaşlar? Buradan T eşittir 42 Newton gelmiş olur. Şimdi aynı şeyi diğer kütle için yazabilir miyiz? Evet burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya T yazalım. Bakın burada göstermişiz. Burada da 30. Şimdi bu sistem hangi tarafa gider? Yukarı gider. O zaman bu sistem arkadaşlar yukarı yönlü gittiği için neden? Çünkü bu tarafı döndüğünü biliyoruz. O zaman burada ne diyeceğiz? T burada 30'dan büyük olmak zorunda. Yine F net eşittir m çarpı a dersek, o zaman kimden çıkamız lazım? Büyükten küçük çıkar. T eksi 30, 3, 3 çarpı arkadaşlar burada ilmeğimiz kaç bulmuştuk? Burada 4 bulmuştuk. Şuraya 4 yazarsak, T eksi 30 eşittir 12 yazarsak. T buradan kaç gelir? 42 Newton gelir. Demek ki burada dikkat etmemiz gereken en önemli husus arkadaşlar cismin birincisi hareket yönü. Hareket yönünden hangisinin büyük olduğunu anlıyoruz. Burada gördüğünüz gibi hareket yönü aşağı olduğu için bu 7 kilogram. T 70 T'den büyüktür. Onun için 70'ten T'ye çıkaracağız. Burada ise bu cisim yukarı yönlü hareket ettiği için o zaman T'nin 30'dan büyük olması lazım. Onun için burada hareket yönleri çok önemli olduğunu söylemiş olalım. Şimdi geldik başka bir sorumuza. Sorumuz şöyle. Sürtünmelerin önemsenmedi düzenekte şekildeki bir düzenek serbest bırakılıyor. Buna göre iplerdeki gerime kuvvetlerinin büyüklüğü için ne söyleyebilir? Yine arkadaşlar olaya kuvvetleri göstermekle başlayalım. Burada aşağı doğru bir ağırlığımız var. Burada aşağı ağırlığımız var. Buradan ip ne yapıyor? Bu tarafı çekiyor. Buradan ip yukarı çekiyor. Hemen bunların değerlerini yazalım. Burası kaç Newton? 30 Newton. Burası kaç Newton arkadaşlar? 70, 20 Newton. Bu ip ne yapıyor? Yukarı çekiyor. Buradan da T ipi çekiyor. Düzenimizi yazdık. Hemen buradan sistemi ilmesini bulalım. Sistemi ilmesini nasıl buluyoruz? F net eşittir M toplam çarpı A. Bu sistemi hareket ettiren kuvvet bu değil mi arkadaşlar? O zaman hemen buraya 20 yazıyoruz. Toplam kütle 3 artı 2 çarpı A'dan. Buradan arkadaşlar işlemimizi yaptığımız zaman 20 eşittir 5 A dersek... O zaman burada eğimimizi 4 metre bölü saniye kare olarak bulmuş oluyoruz. Şimdi burada arkadaşlar ip kelimesini ister buradan da bulabiliriz, ister buradan da bulabiliriz. Şimdi hareketin ne tarafa? Hareketin aşağı doğru olduğunu biliyoruz. O zaman hareket yönümüzün ne tarafa arkadaşlar? Yön olarak aşağı gittiğini biliyoruz. O zaman buraya ne yazalım? 20 yazalım. Şuradaki değeri buraya gösterelim arkadaşlar. O zaman burada 20'nin t'den büyük olduğunu biliyoruz. O zaman 20 t'den büyük olduğu için f net eşittir yine m'a yazarsak kimden kime çıkaracağız? Tabii ki 20'den t için. 20 t'den büyükse büyükten küçük çıkar. Kütlemiz ne kadar 2, İğmemiz ne kadar 4. O zaman 20'den 8'i çıkarırsak e, ip 12 oldu. Aynı şey arkadaşlar şurası için de yazabiliriz. O zaman burası için yazalım. Burada çeken kuvvet ne oluyor? Burada çeken kuvvet arkadaşlar T oluyor. O zaman başka bir kuvvet yok. O zaman F eşittir e MA dediğimiz zaman aynı şeyi burası için de yapabiliriz. Kütlemiz ne kadar? 3. imemiz 4. T eşittir. 12 şeklinde yazabiliriz. Demek ki arkadaşlar burada yine hareket yönü önemli. Hareket yönüne bakarak kimden kimi çıkacağımızı anlıyoruz. 20 T'den büyüktür ve onun için 20 eksi T şeklinde soruyu çözmüş oluyoruz. Evet geldik. Başka bir sorumuza. Buradaki sorumuz ne anlatmış? Kütleleri 2M, 3M, 5M, 2M olan cisimler serbest bırakılıyor. İplerdeki girme kuvvetleri oranı T1, T2 oranı kaçtır demiş arkadaşlar. Yine kuvvetleri göstermekle başlayalım. Şimdi arkadaşlar buradan bir 5 emlik kuvvetimiz var. Şuradan arkadaşlar 3 mlik kuvvetimiz var. Buradan 2 mlik kuvvetimiz var. Hemen bunları yazalım. Buradan arkadaşlar 5 mlik kuvvetimiz var. Şuradan 3 mg çekiyor. Buradan da 2 mg çekiyor. Şimdi hangi tarafta daha fazla kuvvet? Burada 8 m, burada 2 mg. O zaman hareket yönümüz ne tarafa? Şu tarafa. O zaman hemen arkadaşlar F net eşittir. M toplam çarpı a ile başlayalım. Burada toplam 8 Mg çektiği için sağ tarafa. So, e, diğer tarafa yani saat yönünde ise 2 Mg çektiği ne yapıyoruz? Net kuvvet alıyoruz. Toplam kütle 5, 3 daha 8, 2 daha. O zaman toplam 10 M çarpı a yaptı. O zaman 6 Mg eşittir 10 M çarpı a diyelim. Burada M'ler ne yaptı? Gitti. A'mız burada arkadaşlar. G'yi 10 alsak 60 olur. 60 ona bölersek ivmemizin 6 metre bölü saniye kare olarak bulduk. Şimdi burada tabii ki e, T2 şuradan bulalım arkadaşlar. T2 burası T2 olsun. Bu cismin ağırlığı ne kadar? 2 mg. Şimdi hareket ne tarafa? Hareket tabii ki yön olarak yukarı doğru gittiğini biliyoruz. O zaman yön olarak yukarı olduğu için T2'nin 2MG'den ne olması lazım? Büyük olması lazım. O zaman hemen işlemimizi burada yapmaya kalkarsak. Yine F net eşittir MA dersek kimden kimi çıkarmamız lazım? Tabii ki T2'nin burada 2MG'den büyük olduğunu görmüş oluyoruz. O zaman hemen işlemimizi yapalım burada. T2 eksi 2MG eşittir 2M çarpı eğimimiz. 6 geldi buradan arkadaşlar. O zaman T2 burada G'yi 10 alsak. Şurası 20m olur. Burası da 12m oldu. O zaman T2 buradan 32m olarak ne yapmış oluyor? Bulmuş oluyoruz. Aynı şeyi buradan da yapabiliriz. Şurada bakın 5m yazmışız. 5mG'yi hemen ne yapalım? Şuraya yazalım. 5mG'yi çeken kuvvet ne tarafa? Şurada T2 T1 yukarı. Buraya T1 yazdık. Hareket ne tarafa? Aşağı tarafa. O zaman aşağı tarafa ise 5mG'nin T1'den büyük olması lazım. O zaman hemen denklemizi yazalım. F net eşittir. M çarpı A diyelim. 5M 5M. G eksi T1 eşittir. 5M çarpı A. A'mız kaçtı? 6 idi. G'yi 10 alalım arkadaşlar buradan. 50M olsun. Eksi T1 eşittir. Buradan 30M gelir. O zaman T1'i çekersek buradan 20 m olarak buluruz. O zaman burada T1 bölü T2 oranı sorduğu için T1'i kaç bulduk? 20 m bulduk. t 2 de burada arkadaşlar 32 m bulduk. Bu m'ler giderse sadeleştirelim. 4'e bölelim. 5, 4'e bölelim. Burada 8 olarak bulmuş oluruz. Evet burada arkadaşlar gördüğünüz gibi sonucu 5 bölü 8 olarak bulmuş oluyoruz. Evet şimdi diğer sorumuza geçelim. Şimdi diğer sorumuz da arkadaşlar. Evet diğer sorumuz da şöyle. Şimdi demiş ki sorumuz. Sürtünmelerin önemsenmediği şekilde düzenek serbest bırakılıyor. Buna göre iplerdeki 20 kuvvetlerinin T1, T2 oranı kaçtır? Yine arkadaşlar kuvvetleri göstermekle başlayalım. Şimdi burada aşağıya bir 6 mg'lik kuvvetimiz var. Buradan 3 mg'lik kuvvetimiz var. Buradan mg'lik kuvvetimiz var. Bunları önce gösterelim arkadaşlar. Burada mg var. Buradan 6mg çekiyor. Buradan da 3mg çekiyor. Bunun harekete katkısı olmadığı için bunu almamız gerek yok. 6mg, e, mg'den büyük hocam hareket yönümüz ne tarafa? tabii yön olarak bu tarafa gidiyor. O zaman hemen denklemizi yazalım. F net eşittir. m toplam çarpı a dediğimiz zaman 6mg eksi. Bu tarafta mg var. Net kuvveti yazdık. Toplam kütle 6m artı 3m artı kaşı m oldu çarpı a diyelim. Buradan ne geldi? 5mg eşittir 10m çarpı m'lerimiz ne yaptı gitti? g 10'a alsak 50'yi 10'a bölersek o zaman iğmemiz burada 5 olarak bulmuş oluyoruz. Şimdi burada öncelikle şuradaki ip gerilmesini bulalım. O zaman bu ip gerilmesinin yönü ne tarafa? İp her zaman cismi çeker diyoruz. O zaman burayı hemen T1'e şöyle gösterelim. 6M'i de arkadaşlar buraya yazalım. 6MG'miz de buraya gösterelim. Şimdi burası için denklem yazmaya kalkarsak nasıl yazarız? Şimdi hareket yönü ne tarafa? Tabii ki bu tarafı olduğunu biliyoruz. O zaman 6 mg'nin T1'den büyük olması lazım. O zaman net kuvveti yazarsak 6 mg eksi T1 eşittir. MA diyeceğiz. 6M çarpı 5. Şimdi G 10 alalım arkadaşlar. Burası o zaman 60M oldu. Eksi T1 eşittir. 30M oldu. T1 buradan arkadaşlar 30M olarak buluruz. Şimdi gelelim. Bunun için bu yazarsak burada mg olduğunu biliyoruz. Yukarıya da T2 ne yapıyor? İp her zaman cismini yapar çektiğini unutmayalım. Yön olarak bu yukarı doğru gittiği için o zaman kimdi büyüktür? T2 mg'den büyüktür. Demek ki arkadaşlar burada kim hareket yönündeki kuvvet yani T2 mg'den büyük olduğunu hareket yönünde anlamış oluyoruz. O zaman işlemimizi yaptığımız zaman nasıl yazacağız? T2 eksi mg eşittir ma m çarpı kaçtı? 5'ti. Burada arkadaşlar o zaman t2 g 10 alsak burası 10 m oldu. E e eşittir 5 m yazıyoruz. 10 m'i diğer tarafa atarsak t2 eşittir buradan. 15 olarak bulduk. O zaman bize t1 t2 oranı sorulmuş. t1 t2 oranı t1 arkadaşlar 30 m bulduk. t2 de burada 15 m bulduk. Bunları sadeleştirirsek T1 T2 oranını buradan 2 olarak bulmuş oluruz deriz. Hadi geldik buradaki sorumuza. Sorumuz şöyle. Makara ağırlıklarımız sürtümle önemsenmediği şekilde serbest bırakılıyor. X ve Y cisminin iğmelerinin büyükleri kaç metre bölü saniye karedir? Yine arkadaşlar Tabii ki yine burada e, kuvvetleri göstererek başlayalım. Hemen bunları gösterelim arkadaşlar. İplerimizi gösterelim şu şekilde. Hemen değerlerin yine yazalım. Burası kaç mg? 40 diyoruz arkadaşlar. Onuna çarptık. Burası da 30. Şu ip arkadaşlar T diyelim. Burası T olursa, burası T olur, burası T olur, burası TT ise ne olur? Tabii ki 2T olur. Şimdi burada tabii ki iki farklı düzenek var. Burası farklı bir düzenek. Yani şurası. Burası farklı bir düzenek. Burası da farklı bir düzenek arkadaşlar. İki farklı düzenek olduğunu ne yapmayalım? Şuradaki düzeneklerin farklı olduğunu unutmamız gerekiyor. Şimdi burada arkadaşlar biraz e, basit makineler bilmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle bir basit makine sisteminde. Şimdi şöyle şurada bir ağırlık olduğu zaman. Şimdi buradan bu cismi yerden x kadar yükseltmek için ucundan ne kadar çekeriz? 2x kadar çekeriz. İşte bu olay iğme olayını etkiler. O zaman x e, yolunda cismin buradaki iğmesi a olduğu zaman... Şurada 2x olduğunda ne oluyor? İğmesi 2 a oluyor. x'i 2x'i neye görür? İp sayısına göre ayarlıyoruz. Burada bir ip olduğu için x çekiyorsa burada iki tane ip olduğu için makara hem dönüp hem yükseldiği için 2x kadar çekilir. Yani bunu şöyle diyebilirsiniz. Bir ipte bir x ip, iki ipte 2x. Eğer 3 ip olsa 3x olur. Onun için arkadaşlar burada ne diyeceğiz? Şunu diyebiliriz. X aldığı zaman ilmesi alıyorsa 2x olduğunda 2 aldı. O zaman bu olayı burada da görmemiz gerekiyor. Şimdi burası x kadar yukarı giderse şurayı hemen arkadaşlar silelim. Şu düzeni şu tarz silersek. Şimdi o zaman burası x kadar giderse şu ucu ne kadar çekilir? 2x çekilir. O zaman burası da 2x kadar çekilmiş olmaz mı? Şimdi Şöyle diyelim. Ee, şimdi o zaman arkadaşlar o zaman buranın eğimi A kadar olduğu zaman bu 2x gittiği için şuranın eğimi 2A olacak. Demek ki bu düzeneklerin eğimleri birbirinden farklı. Bunları buraya temiz çekersek o zaman bu sistem yukarı doğru ne yaptı arkadaşlar? X kadar gitti yani eğimsin A dedik. Bu düzenekte de 2x gittiği için bu tarafa doğru ne yaptı? 2 A'lık bir iğme oluştu. buradan yorumlamış oluruz. Asıl şuradan gelen x eşittir 1 bölü 2 A T kare formülünde. Yani x ile A orantılı. Yani 1 x'te 1 A ise, 2 x'lik çekiyorsa bu sistemin iğmesi ne olur? 2A T kare olduğunu görmüş oluruz. O zaman düzeneyimizi buraya taşıyalım. Buranın 40 olduğunu biliyoruz. Şuradan yazdık. Buranın da 2T olduğunu buradan biliyoruz. Hareket yukarı. Niye hareket yukarı dediğimiz zaman? Burası 40 ise burası 20-20. 30 olursa 20-30'dan küçük olduğu Şimdi demek ki hareket yönünün bu tarafı olduğunu görmüş oluruz. Hemen burada o zaman arkadaşlar sistemimizi yazalım. Hareket yönü burada yukarı olduğunu şu an şuradan ne yaptık arkadaşlar anlamış olduk. O zaman 2t eksi 40 eşittir. 4 çarp a şeklinde yazmamız lazım. Hemen bunu yazalım. Şuradaki düzeneyi yazalım arkadaşlar. O zaman burası 30. Yukarısı da t. Burada nasıl yazarız? 30 eksi t eşittir. 3 çarpı 2 a şeklinde yazarız. Bunları alt alta yazarsak. 30 eksi t eşittir. 6A. Şimdi arkadaşlar bu işlemi yaptığımız zaman şimdi şu 6 aşağıya ne yapalım? 2 ile çarptığımız zaman o zaman şurası 60 olsun. Şurası 2T olsun. Şurası da 12 olsun. Şu 2T'ler ne yapar gider? 60'tan 40 çıkarırsak 20 kalır. Burada 12. 4 daha ne yaptı arkadaşlar? 18 A olur. Ama A'yı çekersek buradan 20 bölü 18. 2'ye bölelim. Kaç olur arkadaşlar? 2'ye bölersek 10 bölü Buradan 9 olur deriz. Evet burada arkadaşlar küçük bir hata yapmışız. Şimdi tabii ki burada 12 4 daha ne yapar arkadaşlar? Şunu düzeltelim hemen. Şuramızı silelim. Bir ufak bir matematik hata yaptık. Şimdi işlemimizi yaptığımız zaman ne oldu? Burayı 2 ile çarpmıştık. Burası 60 oldu. 60'dan 40 çıktı. Ne kaldı? Buradan 20 kaldı. Burayı 12 olarak kabul etmiyoruz. 2 ile çarptığımız için 12a. 4a daha ne yapar? Tabii ki burada 16a yapar. Sadece ettiğimiz zaman bu da 20 bölü 16. 2'ye bölelim buradan. Veya 4'e bölelim 5. 4'e bölelim arkadaşlar 4 olur. O zaman A'mız burada 5 bölü 4. Bu kimin iğmesi? Tabii ki arkadaşlar bu e, hangisinin iğmesi? Bu A x'in iğmesi. O zaman x'in iğmesi burada ne çıktı? 5 bölü 4 oldu. Burada y'nin iğmesi 2 katı olduğu için y'nin iğmesi de o zaman 2 ile çarpı 2 çarpı 5 bölü 4 dersek Y'nin imesi de burada 5 bölü 2 olarak bulmuş oluruz. Demek ki yaptığımız tek hareket arkadaşlar buradaki imesinin A bunun 2A olduğunu unutmayacağız. Neyden kaynaklanan X ise 2X olayından. Sonra bu düzeyini ne yaptık? Buraya taşıdık. Hareket yukarı olduğu için 2T'den ne yaptık arkadaşlar? 40'ı çıkardık. M çarp A 4A yazdık buradan bu şekilde. Burası şu an şey yaptık. Bu düzeyini ne yaptık? Buraya taşıdık arkadaşlar. Hareket aşağıya doğru t yukarı doğru o zaman hareket aşağıya yazıyor. 30 t'den büyüktür. 30 eksi t deyip e, m çarpı 2 a dedik. Sonra bu denklemi alt alta yazıp buradan a eksi ve a y'yi bu şekilde bulmuş oluyoruz. Evet burada arkadaşlar bir tane çıkmış sorumuz var. Sorumuz şöyle. Şimdi demiş ki özdeş kaliye sandıkları. Özdeş iki tane sandığımız var. Yer çekilmesi 10 metre bölü saniye kare olarak kabul edildiği ortamda yatay düzüme paralel esnemeyen iplerle şekildeki gibi sabit özleşme ağırlıksız makara yardıma çekilmektedir. K sandığı V1 ve V2 ağırlıklı tuğlalar kullanarak L sandığı F1 F2 kuvvetlerinin etkisini hareket ettiriliyor. Sürtünme ihmal göre L sandığının iğmesi 5 ise K sandığının iğmesi kaçtır? Şimdi burada bize neyi vermiş? L sandığının iğmesinin 5 metre bölü saniye kare olduğunu söylemiş. Bize K'nın burada iğmesini soruyor ve bunların arkadaş özdeş olduğunu söylemiş. Şimdi burada tabii ki iki şekli arasında fark nedir? Burada tek bir tuğla var. Dikkat burada kaç tane tuğla var? 3 tane ayrı bir cisim var. Öncelikle buradan arkaya bu cismin ne yapabiliriz? E, kütlesini bulabiliriz. Burada kuvvetleri vermiş. Bakın sağlı solu vermiş. O zaman hemen şöyle yapalım. F net eşittir. M çarpı A diyelim. Şimdi bu cismi sağa çeken kuvvet 20 N. Sola çeken kuvvet de 10 N. Çıkardık net kuvveti aldık. M çarpı A. A'mızı 5 vermiş. O zaman 10 eşittir. M çarpı 5 derse. O zaman burada L cisminin kütlesi kaç kilogram? 2 kilogram olduğunu görüyoruz. O zaman burası 2 kilogramsa. Bu da 2 kilogram olduğunu görmüş oluyoruz. Şimdi buradaki sistemi yazdığımızda 10 Newton kaç kilogram diye 1 kilogramdır. Burada 20 Newton da 2 kilogram tuğladır. O zaman bunların ağırlıkları yine aşağıya 10 Newton. Bunu da aşağıya 20 Newton gösterirsek. Burada kaç farklı cisim var? Burada tabii ki 1 kilogram cisimiz var. 2 kilogram cisimiz var ve 2 kilogram cisimiz var. Yani bu şeklin bu şekilde farkı nedir? Burada tek cisim var. Burada üç farklı cisim var. O zaman hemen arkadaşlar bunu buraya yazarsak bu sistem buraya taşırsak ne yapacağız? Yine bu tarafa 20 Newton olduğunu görüyoruz. Burada 10 Newton'u çeken kuvvet var. Yine F net eşittir M toplam çarpı A diyelim. 20 sağda 10 solda toplam kütlemiz burada 1 kilogram var arkadaşlar. 2 kilogram da burada K cisim var. Artı 2 kilogram da çarpı A K dersek 10 eşittir burada 5 çarpı ak derse k'nın ivmesi burada 2 metre bölü saniye kare olarak görmüş oluyoruz. Cevabımız demek ki arkadaşlar 2 metre bölü saniye kare olarak söylemiş oluruz. Et evet, geldik bir yorum sorumuza arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Sürtünmeler önemsenmediği şekilde düzlemde k'dan serbest bırakılan cisim k'dan l'ye t1 sürede, l'den m'ye t2 sürede, m'den n'ye de t3 sürede geçiyor. KL, L, M, MN uzaklık eşit olduğuna göre alfa büyük, beta olduğuna göre T1, T2, T3 arasında nasıl bir ilişki vardır? Şimdi burada arkadaşlar eğik düzlem üzerinde bir cismin hareketini düşündüğümüz zaman eğik düzlem üzerinde bir cismi aşağı doğru çeken kuvvet nedir? MG çarpı sin alfadır. Burada da mg çarpı sin betadır. O zaman şöyle diyelim. e düzlemdeki bir cismin iğmesini yazarken net kuvvet mg çarpı sin alfa desek m çarpı a deriz. M'ler giderse o zaman e düzlem üzerindeki iğmemiz ne der arkadaşlar? G çarpı sin alfadır. O zaman açısı büyük olan iğmesi büyük deriz. Burada kimdir? Alfa açısı beta açısından büyük olduğu için o zaman şuradaki iğmesini a1 desek buradaki iğmesini a2 desek o zaman A1 imesinin A2 imesinden büyük olduğunu görüyoruz. Şimdi biz arkadaşlar yolların eşit olduğunu söylemiş. Yani her alırttaki yol yani şuradaki x mesafesi, buradaki x mesafesi, buradaki x mesafesi eşit. Ama bize sürelerin soruyor. O zaman hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Bunların bir hız zaman grafiğini çizmeye kalkarsak şöyle. Şu şekilde Şimdi burada cisim ne Aşağı doğru hızlandığı için ne yaptı? Belli bir hıza ulaştı. Sonra düz bir yola gitti. Düz bir yoldayken sürtüm olmuş. Ne yapar? Sabit hızı gider. Sonra yukarı çıkarken tabii ki iğmesi daha az. İğmesi daha az olduğu için arkadaşlar ne yapmaz? sıfıra kadar inmez. Çünkü neden? Çünkü burada aynı yükseklikten buraya gelirse burada biraz daha ne yapmalı bir hız olması lazım. Neden diyeceksiniz? Çünkü iğmedeki, iğme hızdaki değişim, hız değişimi ne olmasam daha az olması lazım. Çünkü buradan buraya kadar V hızıyla gelirse buradan buraya V hızla gider. Burada arkadaşlar ne yapma? Tam tepeye çıkamaz. Ya yani buraya geldiğinde belli bir ne olur? V üst hızı olur. O zaman ne yaptık? Burada hız zaman grafiğini çizmiş olduk. Hemen şöyle yapalım. Burada arkadaşlar şu aralıkları tek tek gösterirsek. Şimdi bu aralıklar bize neyi veriyordu? Tabii ki alınan yolu vermiyor mu? Çünkü bu ne grafiği? Bu VT grafiği. VT grafinin alanı bize yolu verir. Şimdi burada soruda bize her bir alanın yani şu alan x, bu alan x, bu alan x, bu alan x olduğunu söylemiş. O zaman bunların şuradaki aralıklar şurası T1, şurası da t 2dir şurası da T3 olarak söylemiş arkadaşlar. Bize T1, T2, T3 sıralatmış. Şimdi şöyle diyelim burada Dikkat edersen bütün alanlar eşit olması için buradaki üçgenin şu alanın bunu alan eşit olması için T1'in ne olmasına, burada en büyük olması lazım. Burada arkadaşlar o zaman tabanı burada arkadaşlar tamamı şey olduğu için şuranın T2'nin daha küçük olması lazım. Bu da arkadaşlar orta olacak. Yani bir üçgende alanların eşit olmasının tabii ki yani yarısı olduğu için tabanın daha geniş olması lazım. Burada tabanı daha büyük olduğu için arkadaşlar, yani daha yüksekliği fazla olduğu için T2'nin daha küçük olması. Lazım. O zaman burada T1'in en büyük olduğunu nereden anladık? Bu alanların eşitlik mantığını, geometrik olarak eşitlik mantığından T1'in büyük olması gerekiyor. Burada da o zaman en küçük de T2 olması lazım. T3'te nerede kalacak? Ortada kal e, T3'te ortada kalması gerekiyor arkadaşlar. Demek ki burada genel mantığımız şu. Alanların eşit işte olması için buranın daha büyük tutmamız gerekiyor. Şurayı daha küçük tutmamız lazım. Bu da ortada kalacak. Bunu göre sıralamamız arkadaşlar. T1, T3 ve T2 olarak söylemiş oluruz deriz. Evet geldik başka bir sorumuz da arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Demiş ki sürtünmesiz, sürtünmesiz eğik düzlem üzerindeki M kütlecisi ve sıfır hızıyla şekildeki fırat cismin hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Yani cismin bulunduğu ortamın yer çekim iğmesi ve eğik düzlemin sinüs değeri bilindiğine göre e, yargılanan hangileri hesaplanabilir demiş arkadaşlar. Şimdi e, şöyle yapalım. Şimdi burada eğik düzlemde cismin aşağı doğru neyi vardı? Bir ağırlığı vardı. Burada ağırlığı olduğu için bunun bu tarafa bir sinüs kolu bu tarafa da bir kosinüs kolu yok mu? O zaman bu sinüs kolu ne yapıyor? Cismi tabii hareket ettiren kuvvet değil mi arkadaşlar? O zaman F net eşittir. Hemen M çarpı A dediğimiz zaman cismi hareket ettiren kuvvet şu kuvvet değil midir? O zaman M G sinüs alfa eşittir. M çarpı A M der giderse burada cismin hareket iğmesini sağlayan nedir? Tabii ki gördüğünüz gibi G ile açıya bağlı olduğunu yani G çarpı sinüs alfa olduğunu görürüz. Şimdi demiş ki arkadaşlar sorumuzda bize burada yani e, yer çekilmesini biliyoruz. Eğik düzleme sinüs değerini biliyoruz. O zaman rahatlıkla iğmeyi ne yaptık burada bulmuş olduk. E, grafiğin sinüs değeri. Buradaki grafiğin sinüs değerini bulabiliriz. Çünkü buradaki sinüs değeri arkadaşlar iğmeyi eşittir. Burada iğmeyi bulmuştuk zaten. Demek ki o zaman bunu da rahatlıkla ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. E, net kuvvetin büyüklüğü. Net kuvvet nedir? Net kuvvetin büyüklüğü. E, M, G, sinüs, alfa değil ama sinüs değerini biliyoruz ama biz kütleyi bilmediğimiz için o zaman ne yaparız? Net kuvveti bulamayız. Demek kütleyi bilmemiz lazım. Buna göre cevabımızı 1 ve 2 olarak söylemiş oluruz. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı mutlaka beğenelim.